kabiliyetli paşalarımızdan bazıları hünkâr. Maalesef paşa, zor iş. Devlete hizmet edecek liyakatlı adam bulmak zor iş. Mesuliyetli iş. Gönlü hoş olan paşalar bulmalıyız. Gönlü hoş olan adam namusludur. Merhametsiz, şerefsiz bir hatırası gönlünde yatıyorsa o adamın gönlü de hoş değildir. Milletin dilinde bu adam namusludur diye bir laf dolaşıyorsa anla ki paşa, o milletin içinde namussuz adam çoktur. Niçin hünkârım? Demek ki namussuzlar çok ki namuslu artık bir sıfat olmuş paşa. İnsan zaten namuslu olmak vazifesinde değil midir? Bir millet olsun ki paşa, o milletin içinde şerefli adam, dürüst adam, namuslu adam lafları olmasın. Olmasın çünkü herkes şerefli, herkes namuslu, herkes dürüst olsun. Gel. Hünkârım, vakıf meselesini görüşmek için çağırdığınız Ramazan ve Emre efendiler geldiler. Unutmayınız paşa, namus timsali birileriyle konuştuğunuz vakit yüreğiniz ferahlar. Gelsinler. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Sizler hayrı kesilmeyecek vakıf işleriyle uğraşırsınız efendiler. Allah bu vazifeleri hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin hünkârım. Osmanlı'da binlerce vakıf vardır. Leylekler göç esnasında yuvasız kalmasınlar diye yuva yapmakla yükümlü vakıf vardır. Sokak hayvanlarının aç susuz kalmamaları için kurulan vakıf vardır. Hatta evde çalışan hizmetlilerin kırdıkları eşyayı tazmin etmek için kurulan vakıflar vardır. Ne büyük incelik hünkârım. Lakin nereden akıllarına gelir ki evdeki çalışan hizmetçiler için vakıf kurmak? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden gelir paşa. Fahri Kainat Efendimiz bir gün çarşıda yürürken bir kız çocuğu görmüş. Ağlıyormuş bu kız çocuğu. Sebebini sormuş. Niçin ağlıyorsun diye. Kız da efendim beni çarşıya alışveriş için gönderdi. Lakin onun verdiği parayı kaybettim demiş. Efendimiz cebinden para çıkartıp vermiş kıza. Kız da lakin ben çok geç kaldım, efendim çok kızacak bana demiş. Hadi beraber gidelim demiş alemlerin nuru efendimiz. Kızın çalıştığı eve gitmişler. Yahudi bir adam. Adam şaşırmış. Siz demiş, bunun için mi geldiniz benim evime? Bu din hak dinidir demiş. Efendimizin o mübarek elleri de kapanmış. İşte bizim medeniyetimiz asr-ı saadetten bu misali almış ve bir vakıf kurmuş. Biz dinimizin öğütlerinden başka bir şey yapmayız hünkârım. Arkadaşım ve ben şahsi servetlerimizi hesap ettik. Payitahta gelen muhacir kardeşlerimizin evlatlarına ensar olabilmek için bir ilim yuvası açmak niyetindeyiz. İmkanlarımız bina yapmaya yetmektedir. Ancak bir arazi varmış. Şehzadeliğim döneminde ticaretten elde ettiğim gelirle aldığım arazi. Evet hünkârım. Biz o araziyi vakfedelim. İnşallah ölümümüzden sonra arkamızdan gelecek bir hasenat bırakalım. Siz de servetinizi satmayınız. O binanın yapılması için gereken miktarı biz verelim. Niçin hüzünlendiniz Emrah Efendi? Biz niyet etmiştik de hünkârım. O iş için gerekli miktarda parayı ayırmıştık. Vakıf işi için kullanamayacağımızı öğrenince biraz üzüldük hünkârım. Peki efendi, sizin dediğiniz olsun. Hayırda yarışanların maksadını biliriz.
Allah sizden razı olsun. Selametle. Gönlünüz ferahladı mı Tahsin Paşa'm? Hem de gökyüzüne çıkar gibi. Ferah feza dinler gibi hünkâr. Eyvallah.